Merhabalar, ben İkenle Bir Mutfaktan Seda. Bugün defnoş yok ama Beyaba ile ikimiz harika bir brokoli çorbası yaptık. Ama bize göre yaptık. Hadi mutfağa. Evet sevgili anneler, şimdi yapacağımız yemeğimiz 8 aylıktan sonra bebekler için uygun. Bebeğiniz gazlı bir bebekse 9. 10. ayları bekleyebilirsiniz brokoli için. Ama değilse harika bir kış sebzesi. Onunla bir çorba yapacağız. Fakat bu sefer bitkisel protein olan canım yeşil mercimeği de içine katacağız. Beyabayı açıyorum ve hemen başlıyorum. Öncelikle suyu katıyorum. Tam yerine kadar. Ondan sonra onu da buradaki hazneye döküyorum. Evet, burası kapandı. Şimdi içine koyuyorum sepeti ve bütün malzemelerimizi ekliyorum. Soğan, havuç, patates, brokoli ve de bir diş sarımsak. Arkasından da geceden ıslattığımız yeşil mercimek. Şimdi kapıyorum ve tek yapmam gereken şey düğmesine basmak. Ondan sonrası beyabaya kaldı. Ben burayı toplayacağım. Bu arada da her zamanki gibi bu ayda Aralık ayı 2019'un son hediyesini bir eve göndermek istiyoruz. O yüzden de tek yapmanız gereken şey yayına girdiğimiz tarih olan 17 Aralık'tan sonra 23 Aralık Pazartesi 23.59'a kadar lütfen bu videonun altına yorumlarınızı yazın. Ondan sonra da o gün yapacağımız çekilişten sonra da 25 Aralık Çarşamba günü de hangi eve gideceğini hediye açıklıyor olacağız. Evet, Beyabamızın hediyelik hikayesi bu. Ben şurayı bir toparlayayım. Evet, ben mutfağı toparladım. Bir tane de sıcak çay içtim ve de o sırada da Beyaba pişirdi yemeğimizi. Şimdi hemen açıyorum. Fakat şunu fark ettim. Beyabanın desteği çok süper ama Defne'nin de eksikliğini hissettim doğrusu. Şimdi bunu çıkarıyorum. Şöyle bir küçük kasenin içine koydum. Ondan sonra da içinde mis gibi bir su var. Şimdi bugün çorba yapmayı düşündüğüm için bunu tekrar kullanacağım zaten. Ama şöyle normalde de eğer çorba değilse yapmak istediğiniz bir düz bir yemek yapacaksanız o zaman beyabanın içindeki suyu böyle kenara alabilirsiniz. Şimdi bu böyle ev yapımı tavuk suyuyla beraber sebze suyu karıştı. Acayip bir koku oldu. Aşırı güzel bir koku oldu. Sebzeyi döküyorum. Bütün hepsi pişti gördüğünüz gibi. Şimdi eğer istiyorsanız bebeğinizin ayına göre, alışkanlıklara göre bu böyle buharda piştikten sonra olduğu gibi kullanabilirsiniz. Daha üstüne biraz zeytinyağı dökerek. Eğer çorbaya dönüştürmek istiyorsanız şimdi benim yapacağım gibi tavuk suyu ve içinden çıkardığım suyu şöyle güzelce katabilirsiniz. Bu arada şöyle bir şey düşündüm. Bunun içinde çok güzel brokoli var, bir sürü sebze var ve yeşil mercimek var. Hiç suyu katmadan tabii sadece blenderdan geçirerek güzel bir hamur haline getirip ondan sonra da minik minik köfteler yapabilirsiniz. Defne'nin güzel bir tarifi vardır brokoli nugget diye. Onu tavsiye ederim. Tam da onluk bir durum oldu. Şimdi evet. Harika oldu. Baksanıza şunun güzelliğine. Pütürlü. Mis gibi yeşil mercimek kokuyor. Eğer bebeğiniz bir yaşından büyükse ve baharat kullanıyorsanız bazı uzmanlar bir yaşından önce de önerebiliyor. O zaman bu yemeğe çok yakışan şey kimyon olacaktır. Tavsiye ederim. Evet efendim, mis gibi çorbamız hazır. Bu çorbayı içinde daha en az 2-3 öğünlük çorba var. Bu demektir ki bir 48 saat rahat edebilirsiniz. Üstelik Beyaba Baby Cook'ta bunu pişirebiliyorsunuz da. O yüzden tavsiye ederim. Evet, unutmayın yorumları yazın ki bir evimize de Aralık ayında 2019'un son hediyesi olarak gitsin. Hoşça kalın. Şimdiden afiyet bal olsun. Sevgili İkenle Bir Mutfak takipçileri, sizin için hazırladığımız bir sürü videomuz var. Hadi abone olun. Bu iki videoyu seyretmek isterseniz tıklamanız yeterli.